bütün toplumsal kesimler aslında, sadece Aleviler değil, bütün toplumsal kesimler kendi talepleri, ihtiyaçları için yeni araçlar yaratırlar. Aslında TV10'da Alevilerin bir medya ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Aleviler özellikle kentleşmeyle birlikte bir örgütlenme faaliyeti içine girdiler, cemevleri kurdular. Kentlerde daha çok görünür olmak istediler. Örgütlendiler, bir araya geldiler. Kendi hakları için mücadele etmeye başladılar. Tabii bir ihtiyaç olarak, bir medya ihtiyacı ortaya çıktı. TV10'da bu ihtiyaçtan aslında açığa çıkan bir yayın kuruluşuydu. 2011 yılında kurulan TV10, Alevi medya geleneğinde aslında bir çığır açtı, öyle diyebiliriz. Hakikaten Alevi toplumunun kendi ihtiyaçlarını, sorunlarını, sıkıntılarını, beklentilerini ve taleplerini daha görünür kıldı TV10. Mikrofon uzatılmayan, ekrana çıkartılmayan Aleviler daha görünür oldu. O yüzden zaten TV10 ve emekçileri, programcıları, çalışanları yüz binlerce kilometre giderek her ay neredeyse Alevi coğrafyanın tümüne kameralarını çevirdiler, mikrofonlarını uzattılar, Alevilere ses oldular. Bu açıdan TV10 Aleviler açısından hakikaten çığır açan bir yayın kuruluşu oldu. Bugün de belki Alevi medyası TV10'un açmış olduğu çığırdan, açmış olduğu yoldan çok büyük tecrübeler edinmiş oldu, öyle söyleyelim. Eğer bugün bazı medya, Alevi medya kuruluşları varsa, ki bunda TV10'un açtığı yolun, çığırın çok büyük payı var. Hakikaten Türkiye'de ilk defa birçok şey yaptı TV10. Neden kapatıldı? TV10'a ilişkin aslında açılmış bir tane bile mahkeme yoktu. Hiçbir mahkemeden bir karar falan da yoktu ama bence TV10'un yayınları, işlevi, iktidarı elbette ki çok fazla rahatsız etmişti. Hem darbe girişiminde bulunanları hem de mevcut iktidarı çok rahatsız etmişti. Niye? Çünkü Aleviler görünür olmaya başlamışlardı. Çünkü Aleviler kendi çevrelerinde, kendi dışında olan, mücadele yürüten, özgürlük talebinde bulunan birçok kesimle temas etmeye başladılar. Ve TV10 belki de bunun için bir araya gelmenin aracı haline geldi. O yüzden işte Alevi dedeleri, pirleri, kurumları Kobani sınırına gittiğinde TV10 oradaydı. Günlerce canlı yayın yaptı. Ya da Dersim'de, ya da Şırnak'ta, ya da Muş'ta ormanlar yakılırken TV10 oradaydı. Ya da Karadeniz'de, ya da Ege'de emekçiler haklarını ararken, mücadele ederken TV10 oradaydı. Gezi'de ağaçlar yakılırken, çadırlar yakılırken, Gezi'de Gezi için milyonlar ayağa kalktığında TV10 o gaz bulutların içerisine yayın yapmaya devam etti. Kadınlara mikrofon tuttu, gençlere mikrofon tuttu, çevrecilere, Kürtlere, bütün toplumsal kesimlere. Çünkü Aleviler aynı zamanda çevreci, Aleviler aynı zamanda kadın, Aleviler aynı zamanda emekçi, Aleviler aynı zamanda Kürt, Aleviler aynı zamanda Rojavalı, aynı zamanda genç, aynı zamanda emekçi, yoksul, aynı zamanda cezaevine tıkılandır aslında. TV10 böyle bir bağ kurdu. Yani Aleviler bunların tümüydü. Dolayısıyla bütün bunları yan yana getmesi, bütün bunları ekrana taşıması, yan yana bir yürüyüşe ihtiyaç vardı TV10. Buna vesile oldu bence bu açıdan. İktidarın güç merkezlerinin çok dikkatini çekti böyle olunca ve müdahale de bundan kaynaklı aslında. Hiçbir sermaye kesimine dayanmadan, hiçbir politik güce dayanmadan, tümden kendi emeğine ve zaten slogan haline getirdiğimiz Alevilerin lokmalarıyla bu medya kuruluşu ayakta kaldı. Temel sloganı da şuydu: hakkın ve hakikatin sesiydi. Bu ülkede yaşayan ve bu ülkenin dışında yaşayan birçok farklı Alevi toplumsal gruplarını birbiriyle tanıştırdı, bağını kurdu. Yani Kırmancı Aleviler, Zazaki Aleviler, Türkmen Aleviler, Hubyarlısı, Çepnisi, Tahtacısı, Bektaşisi, Hakikatçisi, Yaresanlısı, Eyli Hakkı, Nusayrisi bunları yaptı. Bir diğer şey yaptı, aynı zamanda çok dilli bir yayıncılık yaptı. Türkçe, Arapça, Kürtçe'nde hem Zazaki hem Kurmancı dillerinde yayınlar yaptı. Mesela bu anlamıyla da çok dilli bir yayıncılık yaptı. Bu Türkiye'de çok ilk bir şey. Bu çok önemliydi.
Bu aslında tam da Alevilerin 72 millete aynı nazarla bakma meselesiyle örtüşen bir şey. 28 Eylül'de ekranlarımız karartıldı. Birçok medya kuruluşunun stüdyoları basıldı. Eşyalarına aniden hemen el konuldu. Bizim de aynı şekilde karartıldı ama biz internet üzerinden yayınımıza devam ettik. Biz o süreçte yani diğer yayın organlarından farklı olarak aynı gün kapatılmadık. Ekranımız karartıldı ama biz hem Ankara'da hem mecliste hem demokratik kamuoyunda bir mücadele yürüttük bir taraftan da. O yüzden bizim kapatma sürecimiz uzun sürdü. Yani 4-5 Ekim'e sarktı. O süre içinde hakikaten bütün Alevi toplumu, Alevi kurumları, Alevi dedeleri, Alevi canlar, siyasi partiler, sendikalar, odalar, gençler, kadınlar, aslında ekrana taşıdığımız birçok kimse o gün yanımızda oldu hakikaten. Bizim merkez binamızın olduğu, iki tellide merkez binamızın olduğu yerde 3-4 gün gece gündüz insanlar orada nöbet tuttular. Açlık grevi yaptılar. Hatta orada cem tutuldu. Deyişler çalındı, şarkılar, türküler söylendi. Çok değer verdiğim bir dedemiz. Ya demiş ki veli dedem burası şu anda bir Kerbela. Biz Kerbela'yı yeniden yaşıyoruz. Yani sadece oruç tutmakla Kerbela'yı anlayamayız. İşte burada yaşadığımız zaten Kerbela'dır. Tam 82 hafta Taksim Galatasaray'da kışın soğuğunda, kar altında, yağmur altında, soğukta, yazın sıcağında, kavurucu sıcağında tam 82 hafta çalışanlarımız, programcılarımız biz orada kürsümüzü açtık ve orada televizyon açıkmışçasına hem bu konudaki eleştirimizi yaptık, devlete, hükümete, bu antidemokratik uygulamalara dönük eleştirimizi yaptık, televizyon hakkımızı istedik ama aynı zamanda Türkiye'nin gündemini orada işledik. Mesela aşuremizi orada dağıttık. Hazır lokmasını orada dağıttık. TV10 hakikaten mesela Şükrü Samsunlu'yu anmadan edemeyeceğim. Samsunlu bir güzel dostumuzdu. Pardon, Giresunlu bir dostumuzdu. TV10'da çalışırken yaşamını yitirdi. Öyle ya da böyle önümüzdeki zaman içerisinde hukuki süreç bizim lehimize sonuçlanacak. Zaten KYK iptal edilmiş durumda. Bunun anayasa aykırı olduğu belirtilmiş. Biz önümüzdeki zaman içerisinde muhtemelen haklarımızı fazlasıyla geri alacağız. Olmadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Ama en nihayetinde bizim bu işten kazancımız şu, TV10'un açmış olduğu çığırdan Alevi medya geleneği yürümeye devam ediyor.